İsmail Hocam, romatizmal hastalığı olan kişiler peki oruç tutabilirler mi? Tabii şimdi romatizma çok geniş kapsamda kullanılan bir şey. Yani bizde işte halk arasında kireçlemeye de romatizma denir. Kas romatizması, fibromiyaljiye de romatizma denir. Tabii burada bizim üzerinde durduğumuz iltihabi romatizmalar. Yani romatoid artrit gibi, ankilozan spondilit gibi, lupus gibi bu tür hastalıklar asıl ve toplumda sık görülen özellikle romatoid artrit gibi hastalıklar. Tabii bu tür iltihabi romatizmal hastalıklarda, gerçek romatizmal, iltihabi romatizmal hastalıklarda orucu tavsiye etmiyoruz. Çünkü onlar da ilaçlarını belli zamanda almalılar. Bunlar genelde immün sistemle ilgili hastalıklardır. Hastanın beslenmesi, vücut direnci, hem psikolojik durumu her şeyi normal olmalıdır. Çünkü bunlardaki bozukluklar ve aksaklıklar hastalığın alevlenmesine neden olabilirler. Onları da tavsiye etmiyoruz. Ancak işte kireçleme dediğimiz yaşa bağlı romatizmal şeyler varsa ya da fibromiyaljı dediğimiz kas romatizması türünde şeyler varsa bunların tutmalarında bir sakınca yoktur. Ya da kemik erimesi varsa yani ilacı onlar her gün ya da haftada bir ya da ayda bir uygulanır. Tutmalarında çok sakınca olmaz. Ancak tabii bu tür hastaların bir bölümü biraz orta ve ileri yaşta olduğu için yine su meselesi önemlidir burada. Eğer bu mevcut hastalıklara bağlı belli böbrek tutuluşları, böbrek etkilenmeleri varsa o zaman tutmamaları daha doğru olur. Eğer böyle bir şey yoksa deneyebilirler. Öyle diyelim. Ama yine tabii ki ilgili doktorlarına danışarak onun bilgisi olmadan ya tamam ben de işte kireçleme romatizma var tutayım. Ama bu insanların birçoğunda kireçleme romatizma dediğimiz iltihabi olmayan romatizmalarda, yaşa bağlı romatizmalarda çünkü daha orta ve ileri yaşta olduğu için diğer hastalıklarla beraber de olabilir. Hepsini bir değerlendirmek gerekir. Yani sadece birini ele alıp tamam buna doktor bana oruç tut dedi ama tutma dediğimiz birçok şey de var. Evet. Eğer o hastalıklardan biri ya da birkaçı varsa o zaman bir değil iki kere düşünmeleri gerekir. Sevgili izleyenlerimiz, Sayın Hocamın belirttiği gibi Ramazan ayında oruç tutacak olan kişileri tavsiyelerde bulundu İsmail Hocam. Kimler oruç tutabilir dedik, kimler oruç tutamaz dedik. Hastalığı olan kişilerin oruç tutmaması gerektiği noktada İsmail Hocam bilgiler verdi. Genel anlamda şöyle toparlayacak olsak nasıl bir mesaj veririz izleyenlerimiz İsmail Hocam? Kronik hastalığı olanların mutlaka takip edildikleri, kendilerini takip eden hekimlere başvurmaları ve onların direktifleri doğrultusunda hareket etmeleri doğru olur. Ancak geçici olarak ortaya çıkan enfeksiyonlarla ilgili durumlar varsa gittikleri doktorların tavsiyelerine uymaları doğru olur. Bahsettiğimiz gibi oruç sağlıklı olmak için tutulan bir şeydir. Sağlıklı kimselerin tutmasında hiçbir sakınca yoktur. Yararlıdır. Bahsettiğimiz gibi midenin dinlenmesine ve vücutta detoks görevi gördüğünden dolayı. Ama belli rahatsızlıklar varsa geçici veya sürekli oruç tutmama durumu ortaya çıkabilir. Bunları saydık. Akut enfeksiyonlarda, gebelerde, süt emziren annelerde orucun tutulmaması en azından geçici olarak. O mevcut durum ortadan geçtikten sonra, kalktıktan sonra oruç tutmalarında bir sakınca olmaz. Ancak böbrekle ilgili böbrek yetmezliği olanlar, karaciğerle ilgili hepatit, akut, kronik veya siroz gibi rahatsızlığı olanlar, kronik bronşiti, KOAH'ı, astımı olanlar, kalp damar hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, hipertansiyonu olup onun belli yan etkileri, komplikasyonları varsa eğer dediğim gibi oruç konusunda inatçı olmamalılar, tutacağız diye ayak diretmemeliler. Kendi sağlıkları ve sevdiklerini düşünerek hareket etmeliler. Ama sağlıklı insanlar da oruçlarını Hiçbir tutabilirler. sakınca yoktur. Hiçbir sakınca yoktur. Zaten sağlıklı olan herkese oruç farzdır.